Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan akşamlarında Sözün Özü programında bugün çok değerli bir iş insanını ağırlıyoruz. Ahmet Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve. Hayırlı Ramazanlar hayırlı diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Mübarek Ramazan ayı da gerçekten bereketiyle çok da hızlı, şükürler olsun geçiyor. Yarıya geldik. Yarıya geldik. Çok teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, ihaneti tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin, amin. Ramazan-ı Şerif ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Bu mübarek günleri hakkıyla idrak etmeyi, hakkıyla yaşamayı hepimize nasip eylesin Yüce Mevlam. Tabii deprem ve sel felaketinin hüznüyle bir Ramazan-ı Şerif'in çok doğru yaşıyoruz. Çok doğru. Binlerce insanımızı kaybettik. Binlerce insanımızı evsiz, barksız kaldı. Tabii büyük bir milletin, necip bir milletin bir neferi olarak gurur duyduğumuz bir devletimiz. Eşi benzeri görülmemiş dünyada bir birliğin, beraberliğin yaşadığı bir yardımlaşmayı da gördük. Geride kalan vatandaşlarımızın tüm yaralarını sarmaya, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımız, devlet büyüklerimiz hep beraber bu yaraları inşallah sarmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir milletiz. Bunun örneğini her zaman tarih boyunca yaşamışız. Yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Her ne kadar aramıza fitne fesat soksalar da bu asrın büyük felaketinde bu birliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha gözler önüne serdik. İnşallah Mevlam bu birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozutturmasın. Böyle felaketlerle bir daha karşılaştırmasın. Mevlam geride kalanlara sabır veriyorum. Ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlam bir daha göstermesin abi inşallah. Amin diyorum. Gerçekten güzel özetlediniz. Aynen katılıyoruz. Amin diyoruz. Biz de buna yürekten. Ahmet Bey, şimdi siz tanınan, bilinen bir insansınız ama programımızın başında adetlendir. Kısaca şöyle kendinizi ve özgeçmişinizi anlatın diyoruz. Bu soruya şöyle genellikle dostlar cevap veriyor. Ya biraz kendimizi anlatmak zor olur diyorlar. Katılıyorum. Kişinin kendisini anlatması biraz işte ya acaba nefsani mi olur, biraz riya mı olur diye biraz zor oluyor ama üstad şöyle olsa daha mı iyi olur demiş bir düşünür. Böyle sorunca karşı tarafta biraz çekinince şöyle demiş, o zaman sizi başka birine anlattıralım. Ya o da doğru olmaz demiş. Dolayısıyla şöyle programımızın, sohbetimizin ilk girizgahı olması kabilinden şöyle sizi bir tekrar bir gözden geçirip şöyle bir tekrar tanıyalım. Çok teşekkür ederim Ömer abi. Şöyle söyleyeyim başta. Şimdi bazen arkadaşlarımızla sohbet ederken ya işte dedemin zamanında dükkanımız filan yerdeydi. İşte şöyle iş yapardık falan dediklerinde bizim farklı bir Mevlam'ın takdir ettiği farklı bir yaşantı nasibi oldu. Yani bu yaşıma kadar babadan kalma bir ticaret hayatı. Ondan sonra iki tane sektör değişikliği nasip oldu. 7 çocuk babasıyım. Maşallah. Allah bağışlasın. Biraz bağışlasın. Erken yaşta evlendik. Şöyle bir baştan tabii böyle Allah'ım renkli bir yaşantı nasip edince birkaç kelimeyle değil de eğer müsaade ederseniz biraz anlatayım. Şimdi bayanların yaşı sorulmaz da maşallah genç gösteriyorsunuz. 7 çocuk bir tane delikanlıyı az önce gördük. Evet, 6 kız bir çocuk bir erkek babasıyım. Allah Mevlam nasip eyledi. 6 kız babası olunca da tabii onun mutluluğu çok daha farklı. Çok farklı yani. Evet aynen öyle. Allah bağışlasın herkesinkine. Sağ olun Meral. Tabii yani genç çocukluğumuz burada başladı. Kayseri'de başladı. Yani erken yaşta evlendiğiniz aynen, belli. Aynen. Onun için genç babasınız yani öyle gözüküyor. Allah razı olsun. Genç dede de oldunuz tabii. Evet. biz tabii aile olarak buraya Elazığ'dan Kayseri'ye 1977 yıllarının başlarında babam rahmetli. Allah bizim aslımız aslen Elazığ Palolu'yuz biz. Hmm. Babamız Palolu. Tabii o dönemin genelde Türkiye ticaretinin en kıymetli ticareti koyun ticaretiymiş. Genelde bizim Palolu'da da hep koyun ticareti, koyun tüccarları işte o zaman Antep, İstahiye üzerinden koyun ihracatı Arap ülkelerine. Böyle bir koyun tüccarlığı varmış. Babam da bu koyun tüccarlarından biriymiş. Tabii o günkü aşiretler arasında bir problemden dolayı Kayseri'ye taşınmışlar. Babam rahmetlinin burada Kayserili tüccar arkadaşları varmış.
Tabii 1977 yılında buraya taşınınca işte Küçükbaş koyun ticaretiyle ilgili Erciyes Dağı'nda 2 yıl koyunlarımız orada otlanmış. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Babam rahmetlinin şöyle bir öğütü vardı. Oğlum biz ticaretimiz gereği birçok memleket gezdik, birçok yaylalar gördük ama Kayseri'nin yaylası, Kayseri'nin otu, daki bereketi, kalorisini ete ve ota dönüşmesi çok farklı bir bereket var derdi Kayseri'nin yaylasında. Böyle bir hatırası var, Allah rahmet eylesin cümle büyümüşlerimize. Daha sonra tabii Kayseri'de sucuk pastırma imalatçılarının yoğunlukta olması o dönemde de büyükbaş hayvana geçiş süreci başlamış. Küçükbaştan büyükbaş hayvan ticaretine dönmüşler. Çok uzun zaman, yıllarca Karpuzatan'daki sucuk ve pastırma imalatçılarıyla babam rahmetli ticaret yapmış, tanınmış, çevre edinmişler, burada oturmuşlar. O dönemde de şöyle bir öğütü vardı, bunu da hiç unutmuyorum, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hep derdi ki, oğlum ben Kayseri'de yaşamaktan, Kayseri'de ticaret yapmaktan huzurlu ve mutluyum. Bir de müteşekkirim. Niye dedim baba? Biz dedi, ya yeni bir memleket değiştirdik, yani şehir değiştirdik, atamızın şehrini bıraktık, Kayseri'ye yerleştik ama tedirgindik biraz. İşte ticaret nasıl olacak falan. Ama Kayseri bir ticaret şehriydi. Özüne sözüne doğru bir şehir olduğu için biz Karpuzatan'daki tüccarlara hayvanlarımızı sattık, gününde paramızı aldık. Gününde paramızı alınca gününde borcumuzu ödedik, itibarımızı koruduk, şerefimizi koruduk. Bu bizim için bir müteşekkir, bir teşekkür borcumuz var derdi hep babam rahmetli. Allah'ını biliriz. Yani Allah cümlemizi. Çok önemli bir tespit. Aynen. Yani doğru bir ticaretin olduğu. Eğer böyle bir ticaret olmasa işte hayvanlarımızı başka şehirlere satmak zorunda kalabilirdik. Belki gününde paramızı almaz, gününde borcumuzu ödeyemezsek itibarımıza leke gelir gibisinden. Böyle de bir şehrin ticaretiyle ilgili, ticaret ahlakıyla ilgili de babam rahmetinin bize öğütü vardı. Yani çok dikkatimi çeken bir konu var. Siz söyleyince kafamda bir soru işareti belirdi. Muhterem babanız rahmetli, bu Kayseri'nin besideki verimliliği, hayvanda olan katkısı, etindeki lezzeti, evet, otunun özelliklerini anlatınca aklıma şu geldi. Siz de sucuk pastırma dediniz. Evet. Kayseri, ben zaman zaman düşünürüm. Sucuk ve pastırma da işte Türkiye'nin, dünyanın önde gelen illerinden bir tanesi. Demek ki etkenlerden bir tanesi bu mu olabilir sizce? Yani etkenlerden biri bu Ömer Bey. Kayseri'mizde şöyle de bir tespitimiz var. Yani ben de o çocuk yaşlarda, babam rahmet hep ben en küçüğü olmasına rağmen ben hep yanında gezdirirdi. Gözlemlediğim Ömer abi, mesela biz çocukken organize sanayide Hama traktör fabrikası vardı. Hı hı. Sonradan işte Aspilsen fabrikasının temelleri atılmıştı böyle. Doğru, o 80'li yıllar. Yani evet. Organize bölgesi boştu, yani Kayseri'de doğru, sanayileşme yoktu. İşte eski doğru, sanayi vardı, yeni sanayi vardı falan. Şimdi Kayseri'mizin eski büyük tüccarlarının hepsinin geçmişinde hayvan ticareti vardır. Yani büyük ticaretler hep hayvan ticareti üzerinden yapılmıştır. Bu yüzden Kayseri'miz son yıllara kadar Ömer Bey, hayvan ticaretinde çok ileriydik. Yani İç Anadolu bölgesinde orantıya vurduğumuz zaman bizim oranımız çok yüksekti. Bu yüzden sucuk pastırmada ve hayvan yetiştiriciliğinde çok ileri seviyedeydik. Fakat son yıllarda şöyle bir dezavantajımız oldu. Teknolojik işletmeler olmadı. Yani insan iş gücüyle iş yapabilen besi ahırları vardı. Tabii burada bakıcı problemi oldu, otlama problemi oldu. Derken biz bu konuda hayvan yetiştiriciliğinde Kayseri olarak, bunu açıkça bir eski sektörden gelen biri olarak, biz kendimizi aşamadık, yani geliştiremedik. Mesela Kırşehir belki yıllar önce bizim %30'umuz olmazdı hayvan yetiştiriciliğinde. Benim şu an Kırşehir'de arkadaşlarım var, tanıdığım arkadaşlarım var. 30 bin, 40 bin dana bir arada besleyebilen teknolojik besi çiftlikleri yapan arkadaşlarımız var. Kayseri bu konuda biraz geri kaldı. Yani sanayileşme ilerledi, hayvancılık geriledi gibi mi değerlendiriyorsunuz? Aynen, aynen. Böyle olunca işte son dem Sayın Büyükşehir, eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, şimdiki Bakanımız Sayın Mehmet Öztaseki Bey'in şehrimizin her konumunda emeği var. Besi organize sanayinde o dönem projelerini falan yapmıştı. Ben de uzun dönem meclis üyeliği yaptığım dönemden bilirim. Daha sonra bu projeler
diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da tarafından yönetildi. Şu anda Kayseri'de iyi bir besi organize sanayi oluşturuldu. Geç kalınmış bir proje. Ama açık kapanır diyorsunuz. Aynen işte. Yani açık kapanır, bu sektörün üzerinde daha çok çalışmamız, daha çok verimli olmamız. Çünkü kadere üreten, istihdam üreten bir sektör. Bu yüzden bu sektörün üzerine bence bizim mesela kendi çevremiz, kendi yeğenlerim besi organize sanayide şu anda yerler aldılar. Oraya teknolojik ahırlar yaptılar. Şu anda oradaki ilerleme çok iyi. Ama geç kalmış bir proje, ama bu açığı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Eskiden mesela besi et sucuk pastırma deyince Kayseri'nin üstüne çok laf konuşulmazdı. İşte son yıllarda acaba şu il daha mı iyi, bu il daha mı iyi diye konuşulmaya başladı, ama bence bu açığı kapatabiliriz yani. Ama şunu da vurgulamadan geçmek istemiyorum Ömer abi. Biz o sektörde yetiştik. O sektörün ticaret ahlakı çok düzenli. Konuşulan yerine gelir, konuşulan söz yerine gelir. Sözle ticaret yapılır. Çok güzel bir ticaret hayatı geçti hayvancılık ve et sektöründe. Ne güzel anlatıyordunuz, oradan devam edelim. Daha sonra Ömer abi, biz işte o dönem o besiciliğin ve hayvancılığın gerilediği dönemde, tabii bu sefer de et ve et tüketimine karşılık arzın talebin yetişmediği bir dönemde, bin sene 1995-96 yıllarda ithal et, ithal dana başladı. Yani Türkiye ithalata başladı. Bize de çok garip gelmişti. Yani yaylalarda yetiştirdiğimiz hayvanları gemilerde, denizde satın almak gibi bir olanak oluştu. Yani İstanbul'a ilk gidip de denizin ortasında gemide binlerce hayvanı gördüğümüzde şaşırmıştım ben. Yani yaylalardaki aldığımız hayvanlar denizin ortasında bir gemide. Garip bir şeydi, bir fotoğraftı o gün için bizim için, ama o dönemde biz bir İstanbul'da bir baba dostumuz olan bir firmayla tanıştık. Ukrayna'dan birkaç gemi ithalatı beraber yaptık. Sonra o arkadaşlarımız bize kömür ithalatını yapacaklarını, kömürle ilgili ortak bir çalışma yapabileceğimizi söylemişlerdi. Tabii o gün birazcık da tabii gençliğin verdiği bir şeylikle, çok alt fizibilite çalışması yapmadan, çok detayına inmeden biz yok dedik bu arkadaşlara. Çünkü o gün işlerimiz iyi, işte hayvancılık ticareti çok iyi gidiyor falan. Aradan 3-5 sene sonra Türkiye'de, o hatırlarsanız işte eski abilerimiz yaşları, gençleri çok bilmez de, 2001 krizi yaşandı. Türkiye'de bir ekonomik deprem yaşandı o gün. Tabii canlı hayvandaki o günkü sıkıntı şuydu Ömer abi. Şimdi cansız bir emtiyadaki ekonomik krizi daha rahat atlatabilirsiniz. Çünkü neden? İşte atıyorum, bir demiri elden çıkarabilirsiniz, bir kömürü elden çıkarabilirsiniz, ama canlı hayvan sektörüyle ilgili bir kriz yaşadığı zaman piyasalarda, şimdi o canlıyı hem yedireceksiniz, hem içireceksiniz, hem barınağını koruyacaksınız, hem de o zarardan kurtulmaya çalışacaksınız. Yani canlı hayvanı, canlı bir ticareti elinizden çıkartmak biraz daha diğer emtialara göre zor olur. Çünkü durduğu yerde durmaz. Aynen, durduğu yerde durmaz. Bu yüzden biz 2001 krizindeki hayvan ticaretinde birazcık böyle, ya bu sektörü niye yapıyoruz gibi bir algı oluştu bende. Bir gün bizim o kömür hayvan ticareti yapıp sonradan kömür ithalatı yapan arkadaşlarla görüştüğümüzde, ya dedi ki, biz vallahi çok büyük işler yapıyoruz artık. Yani biz dedi artık sana bayilik verelim gibi düşündüler. Ne olur dedik. 2002 yılında kömür ticaretine başladık. Böylelikle besi yavaşlatarak kömür ticaretine döndük. Tabii doğalgaz yok o zaman. Tabii yok, doğalgaz yok. Kalyaktan, işte bu normal fuel oil'den kömüre geçişler var. Bir de ithal kömür cidden yerli kömüre karşı Ömer abi, kalite olarak çok emsalsiz yüksek kalitede bir MTI'ydi. Gerçekten temiz havası vardı. Mesela çevre kurumlarlığı kararlarda da ben o günde de basın açıklaması yapmıştım kömürle ilgili. Biz uzun zaman kömür ticareti yaptık. Bu ana depo Kumalı tarafında mıydı? Nerede? Şöyle, biz orada bir kömür dağıtım merkezi kurduk, ama orada değildi aslında bizim ağırlığımız. Bizim kömür ticaretimiz çok rahattı Ömer abi. Biz limanlara malı getiren firmalarla büyük bağlantılar yapardık. Hı hı. Oradan direkt vilayetlere ve ilçelere direkt sevkiyat yapardık. Hı. Kamyonlar direkt... Bu dökme değil de torbalar, tabii, değil mi? Torbalı, sizinki? Torbalı. Torbalı tabii, olduğu tabii. İçin temiz. Aynen. Biz zaten o torbalı döneme geçince kömürdeki, kömür çok temiz bir ticaret. Yani kaçağı olmaz, göçeği olmaz.
Bir de torbaya dönünce insanlar üzerine etiketini ve kalitesini, ismini yazınca kimse kendi ismini taşıdığı bir torbanın içerisinde farklı bir kömür koymak istemezdi. Çok temiz bir ticaretimiz oldu. Bir de dediğiniz gibi tozmuyor, tertemiz kaldırıp koyuyorsun. Kamyonlar direkt limanlardan sattığımız müşterimizin deposuna direkt gittiği için çok çok güzel bir ticaretimiz vardı. İşte kömür gider, geri havale yoluyla paramız gelir. Güzel de karlı da bir ticaretti. Çünkü malı bağlıyorsunuz, malı satın alıyorsunuz, sonra prim yapıyor falan. Döviz bazında bir de, yani evet. TL bazında değildi. Çok başarılı ve çok güzel anılarımızın olduğu bir 10-12 yıl kömür ticaretimiz oldu. Ve sizin bayağı bir kömürcü diye bilinirsiniz değil evet, mi? Yani, çünkü o dönem, öyle. Aynen, o dönem biz şey kömürden, açık kömürden torbalı kömüre geçince birazcık da kalitemizi ön planda tutmak için sağ olsun sizin TV aracılığınızla bir reklam, imaj reklamı yapmıştık. Bilgilendirme reklamı yapmıştık. Doğru. Çok da teşekkür almıştık. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam sene 2008 Ocak ayı gibi. Evet, aynı. Kömürün kalitesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken konular. Çok işte, net hatırlıyorum. Kömürün, evet. Kömürün yakılmasıyla ilgili işte rüzgarlı havalarda zehirlenmelere karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çok güzel bir reklam yapmıştık. Doğru. O bizi bayağı bir tanıtmıştı zaten. Sağ olsun, o emeğinizi de unutmayız sizin aracılığınızdan. Daha sonra tabii hem bir Melikgazi Belediye Meclis Üyeliğimiz oldu çok uzun zaman. Bu oraya tekrar dönmek, okul hayatıyla oraya tekrar dönmek istiyorum ama öncelikle ticaret hayatını birazcık daha anlatmak istiyorum. Ticarette sonra şey var, demir ticareti var. Aynen. Oraya gelelim. Demirle beraber inşaatla şu depremi bir hallettikten sonra mı oraya geçsek? Olur. Oraya bir ticaret hayatı olur da beraber yani, demiri alalım. Ondan sonra da zaten aynen. İnşaat malzemesi, yani inşaata girelim ondan aynen. Sonra. Aynen Ömer abi. Sonra biz o dönem işte doğalgazın gelmesiyle beraber yani piyasalarda artık kömürün zayıflayacağını biraz daha öngörüyü birkaç yıl öncesinden yapmıştık. Biz kömür ticaretine devam ederken bizim genelde kömür ve demir ticareti, liman kentlerde kömür ve demir ticaretini bir arada yürüten esnaf arkadaşlarımız vardı. Oradan mı size demir? Tabii. Siz tabii. Yavaşlamaya başlayınca diğer sektör arayışına girdiniz. Arayışına girdik. Bu şu anki Sivas Bulvarı'nda, Sivas Yolu üzerindeki işletmemizi kömür işi devam ederken orayı yapılandırmıştık. 2012 yılında orayı yaptık. 2013 yılında demir ticaretine geçtik. Kömür şu anda kalmadı değil mi? Var ama çok mu az? Ömer abi şöyle, zaten 2014 yılında biz oraya demir ticaretine başladıktan bir yıl sonra biz iki sektörü bir arada yönetelim istiyorduk. Hmm. 2014 yılında valimizin öncülüğünde çevre kurulu kararıyla Kayseri'de kömür yakımları yasaklandı. Sadece sobalı konutlarda. Yani kaloriferli sistem olmayanlarda. Sistem olmayanlarda kömür devam etti ama takribi yani diyebilirim ki tonajın %10'larına düştü. Doğru. Yani atıyorum o gün için Kayseri'mizde 150 bin ton kömür satılıyorsa 15 bin tona düştü. O kadar zayıfladı. Biz de bu şekliyle o dönem zaten geçişi tamamlamıştık. Demir ve inşaat malzemeleri işine devam ettik. Zaten Kayseri'de de belli bir çevreden geldiğimiz için çok da şey yaşamamıştık. Direkt demir ve inşaat malzemeleri işimize devam ettik o dönem. Tabii demir ve inşaat malzemeleri işine biraz hamlık çektik ama çok da zor olmadı yani sektöre adapte olmamız. Çünkü şehirdeki bütün esnaf... Siz o gördüğünüz kömürle demir ticaretini diğer illerde mi gördünüz? Tabii diğer illerde görmüştük yani. Diğer liman kentlerindeki arkadaşlarımızın birçoğu. Mesela Payas, İskenderun. Yani çok ilginç değil mi? Mutlaka bağlantısı vardır. Nedir bu bağlantı? Şöyle, Payas'taki eski kömürcü arkadaşlarımızdan demir işi yapan arkadaşlarımız oldu. Sistem olarak çok birbirine eşdeğer. Yani döviz bazında takip edilmesi gerekiyor. Uluslararası piyasada enerjiyle demir cevheri, petrol bunlar hep eşdeğer giderdir. Genelde. Ve uluslararası piyasalar takip ediyorsunuz. Tabii. Döviz bazı ikisi de aynı. Tabii. Böyle olunca yani hani sistem olarak sadece emtianın adı değişiyor ticaretinizde. Bildim. O yüzden geçiş bizim için çok mantıklı, zor olmadı. Mantıklı. Ama Kayseri potansiyeli de işte müteahhit arkadaşlara biz çok uzak değildik. Yani o dönem işte tabii hem bir belediye meclis üyeliğimiz vardı. Bir taraftan sivil toplum kuruluşlarının görevimi anlatmadım da. Borsa'da ben 5 yıl başkan vekilliği yaptım. Yani müsaade ederseniz oraya da dokunmak isteriz. Ticaret odasında 5 yıl meclis üyeliğim vardı. Ankara'da İş insanlarla berabersiniz aynen, yani. İş insanlarla beraber olduğumuz için camide hep birbirimizi tanırdık. Yani biz bir
demir ticaretine geçiyoruz dediğimizde sağ olsunlar müteahhit arkadaşlar da bizi tercih ettiler, bizden tercih ettiler, bizden ticarete devam ettiler. Demiri nereden alıyorsunuz? Demir genelde bizim Karabük, Samsun ve Payas yani İskenderun bölgesi hitap ediyor. İzmir, İstanbul var ama genel ağırlığı Payas. Neden? Nakliye açısından Payas. Şimdi atıyorum İzmir'deki bir nakliye tutarı navlun fiyatıyla Payas fiyatının arasında farklılıklar var. Demir ticaretinde de kar oranları çok düşüktür. Yani böyle minimizedir. O yüzden oradaki nakliye farkları bile bizim sektörü çok etkiliyor. Ben de onu soracağım şimdi aynen size. Şimdi bu rekabet var ve demir ticaretinde de çok güçlü firmalar aynen var. Müteahhit arkadaşlar rekabeti nasıl tanıyorsunuz? Vade mi tanıyorsunuz? Ya da fiyatta mı? Kuruşlar konuşuluyor herhalde. Aynen, rakamlar aynen. Binler falan yok herhalde. Çok 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 kuruşlar konuşuluyor Ömer Bey. Yani rekabetimiz şöyle, vade olmaz bizim işimizde. Ha, ama şu vardır yani 3 gün 5 gün arkadaşlar arasında olabiliyor ama genelde de peşindir bizim sektördeki ticaret. Rekabet fiyat üzerinden olur. Vade üzerinden olmaz. Ne kadar oynuyor? Mesela oynar ya da... Ya şöyle mesela bu son 2 yıldır Ömer Bey, yani uluslararası piyasadan kaynaklanan çok inişler çıkışlar var. O yüzden eskiden işte stok yapardın, işte malı alırdın, zamanı tahmin ederdin, işte müteahhit arkadaşlar zamanı tahmin etmeye çalışır, fiyat artışları olmadan bağlantılar yapılır, şunlar falan. Bu dönemler son 2 yıldır bunlar olmadı. Yani tahminler hep terse yatırdı insanı. Ya siz de öngörü yapamıyorsunuz. Tabii öngörüyü biz de yapamıyoruz. Üretici yapan fabrikalar bile çok öngörü yapamıyor. Hmm. Bu yüzden rentable bir ticaret. Yani al-sat yapıyoruz günübirlik. Artık yüksek karlarda kimse yüksek karları gözetmiyor. Sistemini korumak, masraflarını karşılamak, yaşamını idame ettirmek, şirketini ayakta tutmak. Herkesin hedefi bu yani şu an. Yani yükselirse yüksek alıp üzerine kar, aynen, ufak bir kar aynen koyuyor. Düşük aynen alırsa bekletmeden kesinlikle sisteme uyuyorsunuz. Aynen, sisteme uyuyoruz. Çünkü uluslararası piyasalardaki iniş çıkışlara hiç kimse ayak uyduramıyor. Yani o riskleri kimse göz önünde bulundurmak istemiyor. Alamıyor. Ben uzman biri olarak demir çok konuşuldu üstadım. Bu Allah bir daha o afeti yaşatmasın. Bu özellikle deprem bölgesi olunca Türkiye'de zaten böyle bir felaket olunca herkes evet uzman kesiliyor. Demir uzmanı kesiliyor. Bina uzmanı kesiliyor. Herkes bir şey söylüyor. Siz de hiç kuşku yok ki o acıları bir yandan yaşarken bir yandan da yıkılan binaları görünce hiç kuşku yok ki mesleki deformasyon diyoruz. Kesinlikle. Buna meslek olarak da hemen demirine bakmışsınızdır. Demirin efendime söyleyeyim işte nervürlü deniyor, tırtıklı demir deniyor. Evet. Eski çoğu düz demirmiş, beton tutmazmış. Biraz o konuda değerlendirmeniz nasıldır? Eski tip demirler var mı? Onlar kullanılıyor mu? Onların inşaatta başka kullanma alanı var mı? Demirden bir müteahhit çalar mı? Biri dedi ki ya demirden niye çalsın kardeşim? Başını niye belaya soksun? İnşaatın bir sürü mutfak dolabından evet eğer yapacaksa yapar dedi. Kayımder başkanları da burada defalarca anlattılar ama yine kamuoyunda ya demirden müteahhit kolon kesene duyduk da demirden olur mu? Uzmanına soralım. Nedir görüşünüz? Şimdi Ömer Bey bu konu çok geniş kapsamlı bir konu. Yani deprem Allah'ın getirdiği, Allah'ın verdiği bir musibettir diyelim. Ama yapıların yıkılması sadece demir üzerinde değildir yani. Sadece beton üzerinde değildir yani. Birçok geniş kapsamlı düşünmek gerekiyor veya araştırmak gerekiyor. Şimdi öncelikle güvenli konutların yapılabilmesi için bir kere standartlara uygun, önce standartlara uygun ve sağlam zemin etüdü yapmak gerekiyor. Ama işte bölgesel olarak veya şehrin bazı bölge kesimlerinde arsaların düzenli veya işte imar rantı dediğimiz bölgelerde yani veya şehrin büyümek istediği bölgelerdeki zemin etütleri doğru yapıldı mı? Bir kere bunu doğru araştırmak lazım. Yani nedenlerden biri. Yani fayın üzerinde tabii, mi oldu? Fayın üzerinde mi oldu? Ya da zemini çürük mü? Zemini mesela bizim Kayseri için konuşalım. Bizim kendi çocukluğumuzun geçtiği bölge için söylüyorum. Benim
İki kızım evli şu anda. Biri Belsin'de oturuyor, biri İldem tarafında oturuyor. Bizim iş yerine yakın. Şimdi sallantı olduğu zaman Belsin'deki kızım baba çok sallandık diyor. İldem'deki kızım baba sallanmadık diyor. Doğru. Bunun sebebi oradaki zeminin kumsal oluşundan dolayı. Oluşuyor, evet doğru. Kumsal oluşundan dolayı. Yani, bu taraf daha sert. Tabii. İki, Ömer abi yani dediğim gibi çok kapsamlı düşünmek doğru, lazım. Doğru, doğru. Şimdi bunu ayrı bir program yaparız. Aynen. Şimdi ufak değinelim. Yapı denetim yasası çıktıktan sonra daha düzenli yapılar yapıldı. Yapılmaya başladı. Ama şimdi şehirlerimizde, mesela geçen bir Kayseri'de bir arkadaşımızın ofisinde böyle bizim Düvenönü meydanına falan baktığımızda yapıların birçoğu belki 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık binalar var. Evet. Yani onlar sıkıntılı. Şimdi bu binalar yapıldığı zaman, şimdi yarın Kayseri'de deprem oldu, bu binalar yıkıldı. Şimdi bu o binaların sorumluluğunu veya niye böyle olduğunu sorusunu bulmak çok zordur. Önemli olan bugünden sonra tedbir almak. Bence konuşmamız gereken ve yapmamız gereken bugünden sonrasını ne yapmamız lazım? Abi bir, yani ben şey değilim, mimar değilim, mühendis değilim, müteahhit de değilim. Ama benim uzaktan gözlemlediğim şu var. Bir abi, zemin etütünü doğru yapmak lazım. Doğru yere inşaat yapmak lazım. İki, yıllardır böyle bir şehre gittiğimizde sanki uzun kat, çok katlı binalarda sanki o şehirde daha çok ilerleme var, gelişme var gibi bir hava var. Yani çok katlı binalar var. Bu şehir çok gelişmiş. Hayır abi. Tam tersi. Tam tersi abi. Abi bizim yatay imarlaşmaya ihtiyacımız var. Şimdi bunların o kadar çok etkeni var ki. Şimdi doğru zemin, doğru mimari çalışma. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Dediğiniz gibi bir gün daha planlı bir konuşma yapalım. Şimdi binanın altına dükkan yapıyoruz abi. Maalesef. Şimdi binanın altına dükkan yapmak rentable bir şey değil. Yani buna izin vermememiz lazım. Çünkü neden? Müteahhit bu mimari projeyi çizerken dükkanın ortasında kolon olmasın diye kolonları geriye çekiyor. Ya da binayı yapıyor, kolonu sonradan kesiyor. Şimdi ve orada biraz da ferah olsun dükkan kolay satayım tabii, diye yükseltiyor. Tabii. Bu binanın mukavemetini düşürüyor. Doğru. Şimdi sallantı anında eğer o dükkanın kolonları veya yapılaşması doğru, mimarisi doğru değilse taşıyıcı kolonları, bu bina çöker abi. Çok gördük örneklerini. Aynen dediğiniz gibi oldu. Şimdi burada hani etkeni bir belediyeye atalım. Belediyemiz işte yanlış proje onayladı veya müteahhitimiz yanlış proje uyguladı. Değil abi. Problem hepimizin problemi. Sorumluluk hepimizin sorumluluğu abi. Doğru. Yani bunu doğru zemin, doğru yapılaşma, doğru mimari ve yataya bizim dönmemiz lazım. Mesela konu açılmışken söyleyeyim Ömer abi. Babam rahmetli. Bizim mahallede bir problem olduğu zaman bu ticari olur, ailevi olur. O mahalledeki bütün problemler çözülürdü. Maşallah. Hukuka gitmeden. Maşallah. Neden? Şehrin büyüğü, mahallenin büyüğü o probleme el atar. Gerek maddi gerek manevi ne problemler varsa çözülür. Ne güzel, ne güzel. Yani ben hatırlarım bizim mahallemizde bir insan ticaretten zarar etmiş, borcunu ödeyememiş. Alacaksısını babam çağırdı, mahalleden adam başı para topladılar, borcunu ödediler, mevzu kapandı. Maşallah, ne güzel ya. Şimdi buna eşdeğer olarak işte eskiden yatay mimariler yapmış atalarımız. Mesela bizim Osmanlı'dan kalan hiçbir tarihi eserimizin depremde yıkıldığını gördünüz mü abi? Tabii. Görmedik. Bizim yatay mimariye ihtiyacımız var ve bu yatay mimari bize hem de şunu getirir. Komşuluk haklarını getirir. İnsanların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Ahlakı getirir. İnsanların birbirine olan saygısını, sevgisini getirir. Mahalledeki güvenliği getirir. Şimdi biz yatay bir mahallede olursak, bizim mahallemize yabancı biri gelip bu mahalleye zarar veremez. Çünkü herkes birbirini tanıyor. Tanır. Çocuklar sokakta oynar. Aynen. Şimdi bir binaya giriyorsunuz, 50 tane daire. Kaç kişi birbirle muhatap abi? Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimse. Abi yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da son yıllar bu yatay mimarinin üzerinde çok duruyor. Ama bunu bir an önce hayata geçirip, bunu artık çünkü arazimiz geniş yani Kayseri'nin arazisi. Geniş geniş. Ya geniş zaten yani %72 milli emlakın ve çoğunda ot bitmiyor. Yani biraz kırsal bu sahil kentlerin dışında hep kırsal olan. Aynen. İkinci bir konu Ömer abi. Yani mesela bunu başka bir programda da dile getirelim. Şöyle de bir yani benim gözlemlediğim bir tüccar kimliğiyle gözlemlediğim şöyle bir yanlış var. Şimdi biz demiri alıyoruz fabrikadan ya da büyük tüccar deposundan bize demiri yüklüyor. Demiri biz buradan sahamızdan X firmasına gönderiyoruz. Yapı denetim firması gidiyor, demiri analiz yapıyor.
Diyor ki bu demir diyor analizi diyor işte 0. bilmem kaç tutmadı diyor. Tamam diyoruz. Bir de biz demiri oradan alıyoruz. Bir sürü masraflar, vinçler tekrar alıyoruz. Payasa fabrikaya iade ediyoruz. Şimdi aslında bu çok yanlış bir sistem. Yani bunu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle de yıllar önce ben paylaşmıştım. Ya biz imalatın yaptığı yeri kontrol etmemiz lazım. O demirin gelip burada imalata dönüştükten sonra emin olun bir yolu bulunur eğer bozuk demir geldiyse. Buna engel olmamız lazım. Bu sadece demir için değil. Bu beton için de hakeza, birketi için de hakeza, yutongi için de hakeza, çimentosu için de hakeza. Yani biz imalatı yerinde denetliyor olmamız lazım. Malzeme çıkmış, tüccara gelmiş, tüccar müteahhite satmış, müteahhit uygulamaya geçmiş. Biz burada denetim yaparsak bence bu çok gecikmiş bir denetim olur. Siz çok kibar söylediniz, çok kötü bir denetim olur. Aynı konu genel dediniz de ben hiç girmeyeyim. Bizim sektörde yaşadığımız buna benzer o kadar çok sorun var. Hayretler içerisinde kalıyoruz. Ya niye fabrika denetlemez bunu? Çıktıktan sonra gözden katsa ne olacak? Yani o yapı denetim mesela kaç metrekarenin altı yapı denetimsiz yapılabiliyor binalar, tek binalar. Aynen. 120 mi, 200 mü? O bina onu, o demiri kullandıysa ne olacak? Aynen. Ya çok yanlış. Şimdi burada şu var. Önemli bir noktaya temas ettiniz. Tabii. Bizim mesela demir sektöründe biz bugüne kadar böyle bir uygunsuz demir ticaretiyle çok karşılaşmadık. Ama zaman zaman yapı denetimlerde böyle çok milimetrik normlarda düşüklük var. O da imalatı yapan fabrika... Alıyor değil mi fabrika bu raporla gönderdiğiniz tabii, zaman? Tabii. Etiketi var üzerinde. Hmm. Son yıllar yapı denetim geçtikten sonra mesela biz şu anda B420C markalı imalatı TSE standartlarına uygun demir imalat yapılıyor Türkiye piyasası için. O demirden satıyoruz. Onların hepsinin damgaları vardır, etiketleri vardır. Alan satan bellidir. Fakat imalatı yaptıktan sonra yani müteahhit bunu kullandıktan sonra tespit etmemiz doğru bir şey değil. Yani bunu yerinde tespit etmemiz lazım. Fabrika üretirken bunu doğru üretiyor olmamız lazım. Ya da denetimi orada çok iyi yapmamız lazım. İkinci bir önemli konu Ömer abi yani bu depremle ilgili önemli. Çok açılmışken. Şimdi yapı denetim çok doğru bir yasa. Yani denetim adı üstünde yapıyı denetliyorsun. İşte belediyelerimiz denetliyor. Burada yapı denetimi kim denetliyor? Yapı denetim doğru denetim yapıyor mu? Tamam cezai müeyyidesi var. Şimdi ben müteahhit olarak atıyorum. İşi yanlış yaptık. Yapı denetimde bunu gözden kaçırdı. Binada bir sıkıntı oldu. Yani bunun geri dönüşü pardonu yok ki. Yani depremde atıyorum bina yıkılmış bir sürü insan ölmüş. Müteahhitin veya demircinin veya belediyecinin ceza alması falan bir şey, o canı geri getirmez ki. Önemli olan bizim bunu baştan doğru yapmamız lazım. Bence yapı denetimin, yani ben burada sizin aracılığınızla söylüyorum. Yapı denetimin de çevre şehircilikten arkadaşların kontrol ediyor olması. Yani devletimizin de ayrıca bir denetim mekanizmasının olması lazım. Tamam. Enteresan. Yapı denetim çevre şehirciliğe bağlı. Mutlaka vardır. Yok mudur yapı denetiminde denetimi? Yapı denetim çevre şehirciliğe bağlı. Biz böyle eski Türkiye'de biz bunu çok görmüştük biliyor musunuz? Muhtardan kağıt evet. Getir derler. Şimdiki evet. Devlet yok. Muhtardan kağıt götürürsün. Muhtar da suyu açıp mühürü basıyor okunmuyor. He. Bir de muhtarların başı varmış bu Millet Caddesi. İşte o zaman 27 Mayıs darbeciler ismini evet. Koymuş da lokantanın 4. katında gidersin bir de ona. Tekrar o muhtarın mührünü taslak eder o da okunmazdı. Evet. Yani Türkiye onları yani geçti. İlginç. Ben özür dileyerek söylüyorum. Bunu ben bilen biri olarak, bir mimar olarak, bir mühendis olarak, bir teknik adam olarak söylemiyorum. Bu sadece sahadan biri olarak söylüyorum. Bu fikrim doğrudur, yanlıştır. Onu da tabii bunu bilen sizin arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız daha iyi bilir ama abi denetimi bizim doğru yapmamız lazım. Denetimi doğru yerde. Şimdi mesela bizim demirle ilgili şöyle bir yasa çıktı abi. Yılbaşında uygulamaya girecek. Demire cip takılacak abi. Demir imalat yapıldıktan inşaata gidene kadar takip kontrol mekanizması kuruluyor abi. Güzel. Çok güzel. Hangi fabrika imal etmiş, hangi tüccara gitmiş, nereden gelmiş? Bunun tespiti elektronik olarak takip edilecek abi. Şimdi bunu eğer çimento üreten, betonu üreten yani biz başında bu denetimleri yapar, takibini doğru yaparsak
Kısacası Ömer abi, ben özür dileyerek söylüyorum yani sizin aracılığınızla. Biz kalkınmamız için Türk halkı olarak önce devletten değil bireysel olarak doğru olmamız lazım. Bireysel olarak doğru düşünmemiz lazım. Bireysel olarak vatanımızı, insanımızı sevmemiz lazım. Yani bunu bireysel olarak düzeldiğimiz zaman memleketimiz düzelir. Yoksa devlet herkesin başına bir polis dikemez ya. Tam buradan kentsel dönüşümle ilgili vakit de hızlı ilerliyor. Güzel konular, sohbet bölümü de çok keyifli. Yine oraya gireriz. Şu kentsel dönüşümle ilgili bireysel dediniz de, burada çok değerli konukları, çok değerli sektör temsilcileri, kayımder başkanlarını, iş insanlarını konuk ettiğimizde kentsel dönüşüm devletin olmazsa olmazı, Çevre Şehircilik Bakanımız da bunu yıllar önce de söylemişti, söylemeye devam ediyor. Ama bireysel anlamda, bireysel deyince oradan girmek istedim. Ya işte bir evine bir daire istiyor. Geçen gün bir iş insanı dedi ki, arkadaş ben 150 tane de cebimden versem ben karşılayamam o talebi dedi. Belediyelerimiz siyasi göreve geldikleri için, oyla seçildikleri için ister istemez bir belediye bir yıkım gerçekleştiriyor ya da kentsel dönüşüm yapacağı zaman eğer siyasi kimliği varsa 3 tane muhalif hemen gidiyor da davul zurna protesto ediyor. İster istemez bir olay farklı yerlere gittiği için özel insanlar çözsün. Yani kişiler çözsün isteniyor. Kişilerin arkasında da devlet gücü de olmayınca sürüncemeye gidiyor. Mahkemeye gidiyorsunuz, 7 sene sürüyor minimumu. Evet. Ne oluyor? Kentsel dönüşüm gecikiyor. Evet. Ve en son Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Artık bu işin lamıcımı yok, bu iş bitti. Devlet eliyle kentsel dönüşüm çözülecek arkadaş dedi. Tapu da tamam, 3/2 kabul edince ediyor ama siz de biliyorsunuz bir kişi razı olmadığı zaman, aynen, geçen gün Alzheimer hastası, Allah şifalar versin, yurt dışından vekaleti birinin evini 80 kişi oyalıyormuş. Aynen. 80 kişi ve 6 sene sürüyor. Yani şimdi burada sıkıntı ortada. Bireysel olarak kişilerin, ha bir de şu var, çok iyi niyetli düşündük, hayır mübarek Ramazan günü ama işin içinde bir de rant alayım ya, burada nasıl bir kentsel dönüşüme girecek, alayım kaybolayım ortadan, beni nasıl bulurlar diyenler de var. Ben oraya girmiyorum, aynen, mübarek gün ama anladı herkes zaten. Kentsel dönüşümün Sayın Cumhurbaşkanımız noktayı koydu. Artık bireysel anlamda gerçekten dönüşüm şart. Kötü binalardan, eksik binalardan, kesinlikle, insanımıza yakışmıyor, kesinlikle, ama dediğiniz gibi bunu bireysel de bırakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu kentsel dönüşüm konusunu yani özellikle benim Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği yaptığım dönemde de arkadaşlarla birebir çalıştık. Çok güzel projelere imza atıldı. Şimdi müteahhitin girdiği bir yerde, yani eski konutları yıkıp yeni konutları yapmakta, müteahhitle vatandaşın anlaşması zor. Belediyeler olunca biraz daha vatandaşın güveni var. Böyle olunca vatandaş belediye anlaşması daha rahat oluyor. Tabii projeler belediyeden yapılması belediyeden falan olunca biraz daha kentsel dönüşüm belediyeler aracılığıyla çok hızlı ilerliyor. Mesela bizim Belikgazi bölgemizde çok işte Ammar olsun, Kazım Karabekir olsun çok iyi projeler yapıldı. Bence bunların örneklerinin çok hızlı devam ediyor olması lazım. Yani kentsel dönüşüm eski yapılar için emin olun. Bulunmaz bir sistem, bulunmaz bir yapılaşma yani. Bunu çok hızlı idrak etmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde yapılaşmaya geçirmemiz lazım. Komşuların bir araya gelip artık buna ikna olup dönüşmesi lazım şehrin. Kesinlikle. Baktığı zaman zaten, kesinlikle, siz dediğiniz gibi Sayın Başkan'la biz bir canlı yayın yapmıştık. Evet. Dedik ya kamerayı şöyle bir sağa çevirir misiniz dedi. Kamerayı sağa çevirdik. Evet. Ya insanın içi acıyor. Bir de bu tarafa görüldüğünde parklar planlanmış, oyun alanları planlanmış, aynen, bina, aynen, güvenlikli. Yani aynen, artık insanlarımızın, evet doğru, Sayın Başkanlar da ifade ediyor. Ya diyor tamam, bir izbe yıkılmaya yüz tutmuş, belki 150-200 metrekare, ya ne olacak, 130 olsun da bir oda eksik olsun, nitelikli olsun deniyor. Bu noktadaki özellikle direnen ve sistemi tıkayan kişilerin gönlüne bıraktığımız zaman Allah göster bir afet hepsini alıp götürecek. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah Ömer abi, bir nüsvet bin nasihattan iyidir misali. Son yaşadığımız bu deprem felaketinden, sel felaketinden dolayı inşallah devletimiz çok acil tedbirler almaya başladı. İnşallah bunları en iyi şekilde, en hızlı şekilde hayata geçiririz. Ve bundan sonraki fay hatları üzerindeki şehirlerimize de çok acil tedbirler almamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin birçok vilayetinde, birçok şehrimizde sallantılar var, halen devam ediyor.
Şimdi burada binalar yorulmaya başladı. Çünkü sallantılar binaları yormaya başladı. Doğru. Yani hem devletimize hem milletimize çok fedakarlıklar düşüyor. Bunu el birliğiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla el birliğiyle bizim bu bir hızlı bir şekilde tedbir alıp bu tedbirleri uygulamaya geçmemiz lazım abi. Yani sadece deprem bölgesi için değil, bu Kayseri'miz için de geçerli, Ankara'mız için de geçerli, İstanbul'umuz için de geçerli, bütün şehirlerimiz için geçerli. Türkiye deprem bölgesi, aynen, burada olmaz aynen, demiyorum. Aynen. Doğru, Kayseri çok aynen direkt bir dirif hayat üzerinde aynen belki değil ama gördük aynen işte iki tane arka arkaya deprem, Kayseri boşaldı. Aynen. Üstad, o Allah bir daha göstermesin o günleri. Biz o gün 4.17'de burada bu stüdyoda yayın yaptık. Biz ekip olarak stüdyoya girerken binanın yukarıda oturan hepsi binayı terk ediyordu. Ya nereye gidiyor? Yazdık yayına giriyoruz kardeşim. Aynen. Ve görevlimiz bile kulakları çınlasın. Aa siz döndünüz mü? Ne güzel onu gördüm. Oh dedim bir kişi de geliyor. Hiç olmazsa arkadaş olur. Bize yok abi çocuğun ilacı unutmuşsunuz onun için geldik demişti. Yani bu afet evet doğru. Allah hiç kimseyi bir daha yaşatmasın. Ama o lüks binam var, güzel binam var, 20 katlı binam var filan diye de artık mala çok fazla endekslememek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani buradan hayır mübarek kum mesajı da verelim. Siz de dini bütün bir insansınız. Allah razı olsun. Yani gerçekten bunu gördük. Malcanın yongası derler. Kayseri malı da çok sever ama gördük ki abi yok mal mı falan hiç kimsenin gözünde yok değilmiş. Abi. Bırakıp herkes aynen çadırlara gitti, başka yerlere gitti. Yani Ömer abi biz toplum olarak da bu yaşadığımız olaylardan İslam alemi, insanlar, memleketimiz, şehrimiz yani bir bütün insanlık olarak dersler çıkartmamız lazım. Yani pandemi sürecini yaşadık, işte deprem sürecini yaşadık. Mevlam memleketimize, devletimize zeval vermesin. Türk milleti büyük bir millet abi. Bunu son depremde de gördük, yaşadık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin, amin. İçimize fitne, fesatlar sokulsa da, Türkiye'miz coğrafi olarak da çok renkli bir ülke. İnsan halkı olarak da örf adetiyle beraber, töresiyle beraber, diliyle beraber çok geniş bir memleket, çok renkli bir memleket. Hepimiz birbirimizi sevmek zorundayız. Bu memleket hepimizin, başka gidecek devletimiz de yok. El birliğiyle başımıza gelecek bütün musibetleri ve belaları, fitneleri, fesatları el birliğiyle hep beraber birbirimize yardımcı olarak def etmek zorundayız. Bu yüzden Allah devletimize, milletimize zeval vermesin abi. Dualarımız bu yönde inşallah. Gerçekten programın girişinde de şimdi de yani gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Ciddi söylüyorum. Yani şive de yok sizde. Sizin o bölgede biraz palo üstelik. Sizin meclis başkan vekili vardı. Enteresan ismi. Septoğlu. Septoğlu, evet. Septoğlu çok enteresan biri. Şimdi çok ilginç bir anekdot alalım. Tabii Ramazan akşamı anekdotu. Bu biliyorsunuz devlet bakanı oldu. Neyden sorun biliyor musunuz? Meteorolojiden. Ya işte eski Türkiye öyleydi. Yani birine bağladılar bir genel müdürü. Ya görevde alacakmış meteoroloji genel müdürünü. Fakat alamıyor bir türlü. Çok işinin ehli bir profesörmüş. Evet. Neyse ikide bir de düşünüyor, taşınıyor. Yetersiz, olur mu diyorlar Sayın Bakanım çok yeterli bir profesör kendisi. Türkiye'nin en iyi meteoroloji uzmanı kimi getireceğiz? Ya bilmiyor diyor. Nasıl bilmez Sayın Bakanım biliyor derken bir gün gel çağırmış. Gel umum müdür demiş gelmiş ondan sonra buyurun Sayın Bakanım otur demiş. Palo'da hava nasıl demiş. Demiş bir dakika müsaade eder misiniz filan demiş. Yok müsaade etmiyorum demiş. Hemen açmıştı bir yere bakmış falan derken. Efendim demiş işte parçalı bulutlu bekle demiş. Çevirmiş telefonu. O kendi şivesiyle ben yapamıyorum o şivi de. Nasıl palo hemşerim demiş. Evet. Yağmurludur Sayın Bakanım falan diye. Aldım görevden sen yalan söylüyorsun bakana yalan söyledin demiş. Bu anekdottur yaşanmış bir anekdottur. Çok Allah rahmet eylesin çok renkli çok çok renkli bir biri. Rahmetli evet çok tanırsınız. Insan, evet. Yani çok Türk siyasetinde de çok bölücü başı. İşte Kürtçe konuşunca o zaman Kürtçe şimdi evet serbest. Gerçi mecliste yine Türkçe esas ama o zaman o da yasaktı. Hatırlar mısınız? O karışık. Gel kız buraya gel dedi. Gel evet buraya. Hatırlarsınız. Yani çok ilginç evet bir şeydi. Herkes de saygı duyardı. Çok. Saygı duyardı. Çünkü evet sevilen bir isimdi. Aynı sevilen bir isim. En yaşlı olduğu için meclisi evet o açardı. Hani evet ilk başta evet meclise bu açtığı için renkli bir kişilikti. Bugün de bu vesileyle İnşallah kulağını çınlatmış olduk. Şu... Ama sizin şeyiniz güzel. Yani konuşma tarzı, üslup çok duru yani bir Türkçeyle konuşuyorsunuz. Kayseri'de büyüdük. Yani ben Kayseri'ye çocuk yaşlarda geldik. Ben ilkokula falan burada başladım. Biraz işte o dönem ilkokuldan sonra İmam Hatip orta kısım mezun olduk. Daha sonra işte lise
diye bitirdik. Yani genelde şehir kültüründe büyüdük. Bazen bana sorarlar, nerelisin derler. Valla Kayseri'nin yerlisiyim falan diyorum. Belli olmuyor değil yok mi? Yani orası belli olmuyor. Hatta bir gün şöyle bir hatıra anlatayım. Bizim burada Kayseri'de görev yapan birkaç bölge müdür arkadaşımızla, bir de doktor bir abimizle beraber Haseki Başkan'a bir ziyarete gittik Ankara'ya ilk gittiklerinde. İşte arkadaşlar hoş geldiniz, ne içersiniz falan filan deyince şöyle baktı. Dedi ki Ahmet sen bu tarafa gel, onlar Elazığlı, sen bizdensin dedi falan. Böyle bir ya Palu'ya da benzemiyorsunuz, Allah var. Çok Palu güzel bir yer, çok özel Palu, bir evet. yer ama bunu size söylüyorlardır değil mi? Yani burada büyüdüğünüz yani için mi öyle? Şöyle, tabii yani... Orada olunca o şive oluyor nerede, tabii. Nerede doyduysanız, nerede büyüdüyseniz oranın kültürüne alışıyorsunuz. Yani doğru. O kültürü, hani nerede karnınız doyuyorsa oralısınız gibi bir misal vereyim. Yani artık şive de yaşam aynı, tarzı da aynı, yaşam çekiyor tarzı, yani. Çekiyor o tarafa doğru. Şey yapalım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. İnşallah bu gerek inşaat gerek diğer konuları ayrı bir programda yerinde evet. değerlendirmek isterim. Bir de otantik ürünler sizin satan bir yer var. Gerekse oradan da bir yayın yapıp o konuya da girmek isterim. O konuya hiç giremedik. Hele sucuk pastırma nasıl olur? Nasıl kalite olur? Onlar da soracaktım ama süre kalmadı. Girsek şimdi sahura bağlamamız gerekecek. Olur orada. Onu ayrı orada çekelim. Yerinde olur. Yapalım. Özellikle çok soruyorlar işte ya pastırma gönderiyoruz biz buradan İstanbul'a bazı arkadaşlara. Kayseri'nin hediyesi çok pahalı üstadım. Çorum'da olsa leblebi göndeririz de. Yani millet Kayseri'de pastırmayı bizim böyle simit gibi yediğimizi zannediyor. Oraya çıkınca herkes öyle zannediyor. Öyle değil ama öyle zannediyor. Yağlı pastırma mesela daha iyi olduğunu biz düşünürüz. Gerçi ben hiç pastırma yemeyen, sucuk yemeyen bir insanım ama dokunduğu için yemiyorum lan yanlış anlaşılmasın. Mesela yağlı gönderdiğimiz zaman mesela ya işte diyor en kalitesini gönderiyoruz. Ya diyor biraz şöyle yağsız ama yağlı pastırma çok girmeyelim ama kısaca değinelim ona. Ömer abi şöyle burada pastırmanın yağlı oluşu en kıymetli olan işte. Böyle ben de öyle biliyorum. Sırt antrikot dediğimiz. Daha yumuşak oluyor değil mi? Şimdi şöyle yağlı oluşu yağın kendi içerisinde doğal olarak yetişmesi yani o yağın etle beraber oluşu ve doğal oluşu yumuşatıyor. Tabii ben bu işin teknik boyutunu çok bilmiyorum pastırma üreticisi olmadığımız için ama yıllardır alıp sattığımız için. Burada en önemli şey şu pastırmada, eğer imalatta doğru bir pastırma imalat yapılmış ise, yani doğru bir pastırma, doğru kurutma, doğru imalat yapılmış ise bu lezzetli bir pastırmadır. Kayseri pastırması cidden lezzetlidir. Daha sonrası daha çok önemli, pastırmayı doğru doğramak lazım. Öyle mi? Tabii pastırmayı eğer siz doğru doğrayamazsanız pastırmanın zevkini alamazsınız. Çünkü çiğ et sonuçta bu. Siz eğer onu yaprak gibi ince doğramazsanız... Çok ince olması tabii, gerekiyor çok ince olması lazım. Bu dışarıdaki hediyelik konusunda da genelde mesela bizim yaz günü dışarıya mesela biz çok paket göndermeyi sevmeyiz. Ben çok müşahede etmem. Ya arasına buz kalıbı yerleştiririz falan. Öyle mi? Çünkü pastırmayı siz yaz günü gönderdiğiniz zaman ister istemez sıcakta etkilenecek. Vakum da olsa sıkıntı oluyor. Vakum zaten pastırmanın şeyini bozuyor kimyası. Yani vakum çok iyi bir şey değil aslında. Çok ilginç. Bir de vakumu yaparken o vakumu kıvamında yapmak lazım. Eğer siz vakumu çok sıkarsanız o birbirine yapışır zaten yenmez olur. Bir de sıcağı yediyse. Bir de yağlıysa o pastırma. Hani siz iyisini gönderdiniz şikayet geldi falan diyorsunuz ya. Eğer yağlıysa bir de yola gittiyse zaman kaybettiyse ısındıysa zaten yenmez oluyor. O yüzden pastırmayı dışarı gönderirken yani sucuğu ve pastırmayı dışarı gönderirken hava şartlarını ve gönderme koşullarını gönderilen yerin zamanı ve saatini gözünde bulundurmak lazım. Vay be neler varmış ya. Aynen. Demek ki bunu yerinde uygulamalı. Aynen. İnşallah. Aynen. Buradan son olarak bizi izleyen gerek Kayseri'de gerek Palu'da, Türkiye'nin birçok yerinde gerek yurt dışında değerli dostlara bu mübarek Ramazan akşamı neler söylemek istersiniz? Ömer abi çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için, konuk ettiğiniz için. Ben bütün seyircilerimize, bütün Kayseri halkımıza Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde, en hayırlı şekilde idrak etmeyi, yaşamayı temenni ediyorum. Çok tövbe estağfurullah etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok nüsibetlerden geçiyor memleketimiz. Allah yanlışlarımızı affetsin, günahlarımızı affetsin. Dünyada hiçbir malın değerinin olmadığını, sağlığın, yaşamanın ne kadar güzel olduğunu,
gördük. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizi dinleyen bütün seyircilerimize, eşimize, dostumuza, bizi tanıyan arkadaşlarımıza hepsine selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sağ olun. Anılardan, Hacı Baba'dan, efendim, o günkü ilk Kayseri'ye teşriflerinizden hem de teknik konulara varıncaya kadar bir panorama yaptık. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Ramazan akşamlarında sözün özü Ahmet Tekin'le konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.